Arkadaşlar selam. Bugün şöyle bir şey yaptım. İşten eve yürüyorum. Eve yürüyerek gitme kararı aldım ve başladım yürümeye. Mecidiyeköy, İzzetpaşa, Çağlayan adliyesinin yanından Çağlayan yokuşunu bitirdim. Neredeyse Kağıthane'ye varmak üzereyim. Çok az kaldı. Kağıthane dereden Sütlüce'ye doğru devam edeceğim. Daha sonra Bilgi Üniversitesi, Ali Beyköy, oradan da Yıldız Tabe'ye evime ulaşmayı düşünüyorum. Bayağıdır yoldayım yani. Şu ana kadar burası daha kısa mesafe gibi geliyordu bana. Ama bayağı da mesafe varmış. Yarım saattir yürüyorum en az. Evet, şu an Kağıthane'ye geldim. Buradaki parkın içine daldım. Biraz da parkın içinden yürüyeyim dedim. Madem o kadar geldik. Burada çok güzel bir alan var bakın. Şu an şöyle söyleyeyim. Ya uzun zamandır böyle bir yürüyüşe kalkışmamıştım. Ayağımın altı, tabanım acımaya başladı. Yani attığım her adımla bir acı hissediyorum şu an. Çok kötü. Herhalde hamlıktan dolayı çok fazla aldırış etmiyorum. Yürüyüşe devam ediyorum. Osmanlı Arşivi'nin hizasındayım. Şurada gördüğünüz alan Osmanlı Arşivi'li. Bilenleriniz vardır belki. Bayağı yaklaştım. Yolu sanırım yaraladım gibi geliyor bana. Dur bakalım, birazdan bir mola vereceğim. Su falan içmem lazım çünkü ayağımın altı hem çok acımaya başladı hem de susadım. Bağımda Nişantaşı Üniversitesi'nin kampüsü var. Sol tarafta bir de şurada cami var ya. Bakın. Her zaman görüyorum o camiyi ama bir türlü gitmek nasip olmadı. Bir gün o camiye uğramak istiyorum. Şu trafik gürültüsünden uzaklaşmış olmam bile beni mutlu ediyor şu an. Birkaç tane araba geçiyor bulunduğum yerde. Bir, iki, hadi sen de geç. Onun arkasında bir tane daha var. Yine de sessizlik var yani şu an. Araçların çıkardığı gürültü çok farklı bir şey ya. Yani insanın resmen sağlığını etkileyen kötü bir ses ya. Bunun açıklaması yok. Bu arada bulunduğum bu caddede sık sık ehliyet kursları sürücü adaylarına test sürüşlerini falan yaptırıyor. Öyle bir yer. Şöyle göstereyim. Bu caddede. Of. Şu an var ya, vücudumun 3 ayrı noktasında net bir ağrı var. İki ayağımın altında, tabanında yani. Her adım attığımda böyle bir acı vuruyor. Bir de şu sol omzumun arka kısmı. Nedense bilmiyorum, çantadan mıdır nedir? Hamladık herhalde ya. Hadi hayırlısı. Bu arada arkadaşlar, ben bu yolu bir kere daha yürümüştüm böyle. Geçen seneydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İşten eve tekrar yürümüştüm ama bayağı zaman geçti. Şimdi tekrarını yapıyorum. O yüzden gözüm kesiyor yani. Hani yürüdüğüm yolu. Yürüyebilir miyim diye düşünmüyorum. Daha önce yürüdüysem şimdi tekrar yürüyebilirim. Zaten şu an kaçıydı? Şöyle söyleyeyim, %70'i bitti yani, garanti. Hatta %80 de denilebilir. Biraz sonra şeye varacağım gibi geliyor bana. Bilgi Üniversitesi'nin merkez kampüsüne yaklaştım bayağı yani, öyle söyleyeyim. Aa, şuraya bakar mısınız?
Ya buralara mesela yolun öbür tarafından falan geçerken şu arkada bıraktığımız cami olsun, Osmanlı arşivi olsun. Gerçi şuraya çok dikkat etmemiştim de. Ya bir nesneye, bir yapıya başka bir açıdan, farklı bir bakış açısıyla baktığınızda çok farklı şeyler görüyorsunuz. Yani şu an şuradaki görüntü, tabii su ne kadar temiz olur, kirli olur ona bir şey demiyorum da. Ya sonuçta hoş bir görüntü var denilebilir yani. Baktığınızda. Evet. Bu arada ben su molası falan verecektim. Hiç mola da vermedim. Su da içmedim. Dinlenmedim. Bodoslama gidiyoruz. Neyse. Ya böyle yürüdüğüm yol da çok aman aman uzun bir mesafe değil. Yani haritalardan baktığımda kaç kilometreydi? İşte 8 kilometre mi? Öyle bir mesafe. Ama sorun şu, yürüyebileceğiniz çok düzenli bir yol olmadığı için sürekli bir inişli çıkışlı merdivenler, arabaların önünüzü kestiği yerlerden işte karşıdan karşıya geçmeniz gereken noktalar. Bayağı bir uğraşıyorsunuz. Ama şu an bu girdiğim yol gayet iyi yürümek için yani. Kaptırdım gidiyorum. En azından araç gürültüsü yok. Bu arada şu sağ tarafımda da bir köpek ordusu var, görüyor musunuz? Nereden geldiyse onlar. Aman kovalamasınlar beni de. Koşacak halim de yok çünkü. Evet. Bu yolun birkaç tane özelliğinden bahsedecektim. Az önce fırsat bulamadım arkadaşlar. Bir, bu yol genelde sessizdir. Trafik açısından bazı insanlar kestirme olarak burayı tercih edebiliyor. İki, gündüz o yolun sol tarafındaki alan, pitlik alanı tamamen böyle mangalcıların falan uğradığı ve mangal yaptıkları aile ortamıdır. Fakat bu yol üzerinde aracını sağa çekip alkol alan çok fazla da insan görürsünüz. Bir de dediğim gibi sürüş eğitimi veren ehliyet kursları kursiyerlere direksiyon eğitimi vermek için de bu yolu kullanıyorlar. Şu yolu. Şimdi Bilgi Üniversitesi'nin önüne çıkmış oluyorum. Biraz da Bilgi Üniversitesi'nin yanından yürüyüşe devam edeceğim. Arkadaşlar, Boklu Dere'ye geldik. Bakın burada ne var. Abi manzara ya, manzara. Bir şey söyleyeyim mi? Şu manzaraya bak ya. Evet, ben 5 dakikaya evdeyim. Artık geldim diyebilirim. Saat kaç bilmiyorum ama güzel geçti ya. İyiydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.